Merhabalar, KPMG Türkiye Dijital Stüdyo'da bugün çok yetenekli bir kimya mühendisi, aynı zamanda genç, dinamik, başarılı bir kadın girişimciyi konuk ediyoruz. Sevgili Sezikaya, hoş geldin. Merhabalar Luç, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Biz tabii seninle daha önce tanışma fırsatımız olduğu için isminle hitap ediyorum. Eğer senin için de bir sakıncası yoksa. Teşekkür ediyorum. Sezi, çok heyecan verici bir hikayem var aslında. Ben her dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Bize biraz kendinden, kurucusu olduğun şirketin, CL'den ve yolculuğundan bahsedebilir misin? Tabii, çok çok teşekkür ederim bu arada. Her seferinde heyecanını bana da hissettiriyorsun. Ben de çok mutlu oluyorum. Serüven birkaç yıl öncesinde başladı. Çok da yeni diyebiliriz yani. Benim kimya mühendisliğinde biraz daha bilgim aslında mühendislik üzerineydi. Fakat ilgi alanımın ham maddeler ve bunun geleceğe etkisi üzerine olduğunu anladığım zaman artık tamamen kendimi buraya vermeye başladım. İleride sektörlerin birleşmesi gerektiğini ve proseslerin buna uyarlanabilir hale gelmesi gerektiğini anlamış olduk. Özellikle pandemiyle birlikte. Bizim de CL'in şu anki hedefi kozmetik ham maddeleri daha etkin hale getirebilecek bir enkapsülasyon sistemi geliştirmek. Fakat bunun ileriye dönük gidebileceği yerlerde ilaç ve gıdada gereksiz prosesleri eleyerek tek bir sistem üzerinden devam edip sektörleri ve pazarları birleştirebilmek ve daha etkili ürünler ortaya koyabilmek var. Bunu kozmetikten başlatmamızın sebebi aslında hem etki, hem inovasyon, hem de biraz da regülasyon diyebilirim. Çünkü buradaki Ar-Ge, ilaçtaki Ar-Ge yatırımı gerçekten neredeyse 15 yılları bulabilecek bir süreye yayılabiliyor. Ama kozmetikte görüyoruz ki şu an o kadar çok etkisinin arttırılmasını ümit ettiğimiz ürün var ki ama şu an hepsi benzer rekabet düzeyinde. Bizim de aslında hedefimiz bunları biraz daha geliştirmek. Bu sistemin biraz önemli olan kısmı da aslında cildimiz tarafından daha kabul edilebilir bir halde ve etken maddeleri daha fazla penetrasyon sağlayarak hücre içine taşıyabiliyoruz. Bu sistemi geliştirdik. Farkımız ise bunu hem ilaca hem de gıdaya hem de kozmetiğe uyarlayabilecek şekilde üretiyoruz. İTÜ Kimya Mühendisliği mezunuyum bu arada. Aynı zamanda Ege'de de farmasötik teknolojilerden yüksek lisansımı tamamladım. Bu süre boyunca aslında yüksek lisans birazcık benim yolum belli olduktan sonra ortaya çıktı. Pandemide birazcık da şunun etkisi var. Babam kimya mühendisi olduğu için kimya ile ilgili her şeyi bildiğimi zannederdi ve arayıp sürekli bununla ilgili şeyler sorardı. Ben de ona bilmiyorum dememek için gerçekten kendim bir şeylere başlayarak öğrendim ve daha sonra bu benim artık kariyerimdeki en önemli detayın yaptığım şeyi sahiplenmek olduğunu anladım ve bu şekilde ilerledi. Projemizden sonra da artık şirketleşmeye karar verdik. Daha önce kozmetikle ilgili çalışmalarım vardı, ürünlerle ilgili patent başvurularım vardı ya da firmalara formülasyon danışmanlığı veriyordum. Sonra dedim ki bu artık bir ham madde tarafıyla da tamamlanmalı. Ne kadar heyecan verici bir hikaye. Sen de tutkuyla anlatıyorsun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Biraz da birinciliği aldın yarışmadan bahsetmek istiyorum ben müsaadenle. TEB'in düzenlediği Akıl Fikir Yarışması 2023 yılında 7700 yenilikçi proje içerisinde senin projen birinci seçildi. Evet. Tekrar tebrik ediyoruz. Süreci anlatabilir misin ve de neden senin projen acaba birinci seçildi? Bu süreç aslında çok heyecanlıydı. Çünkü benim girişimcilik serüvenimde de çok fazla dalgalanmalar da vardı ve yarışma benim için şöyle başladı. Ben gayet birinci olabilirim bunda. ve çünkü görüştüğüm girişimci arkadaşlarımla da aslında paylaşıyoruz. Müthiş fikirler var. Üstelik alanlar da çok farklı. Bizimkisi deep tech, health tech ama yazılımda fintech ilerlemiş çok çok iyi arkadaşlar da var. Fakat benim bu süreç içinde her zaman birilerine bu fikrimi anlatırken her şey çok iyi ama anlamıyoruz gibi bir noktada kaldık biz. Çünkü hep teknik taraftaydım. Ama son zamanlarda pazarlama tekniğin önüne geçti. Eksiği görüp bunun üzerine gitmek de çok çok önemli. Yani teknikte evet çok iyi bir şeyler yapıyor olabiliriz ama ben işimin başındayım ve bunu en iyi ben anlatabilirim. O yüzden buna çok yoğunlaştım aslında. Muhtemelen yarışmada da şunun farkında olmak önemli. Sen yaptığın işi zaten öğrenebilmek için yıllarını veriyorsun. Evet. Ve 3 dakikada bunu anlatamazsın. Önemli olan onların ilgisini çekebilmek. Bence evet. Bir işletme olarak da bunun farkında olmak çok çok önemli. Çünkü başında inanılmaz zorlanmıştı. Çok iyi bir şey yaptım işte ya, anlatmaya gerek evet. Yok diyordum yani. Ama yarışma benim için bir eşik oldu diyebilirim. Çünkü şeyi de bilmiyordum. İlerledim mi ben eksiklerimde? Bu birincilik aslında bana doğru yolda olduğumu hissettiren en önemli detaylardan biri oldu yani. Seninle daha önce yaptığımız sohbetlerde projeyi nasıl başladığından bahsetmiştin. Sevgili anne
annem ve baban da çok sana destek oldular biliyorum. Yakın aile dostlarınızın da desteğini aldığını biliyorum. Bu aile destekli proje aslında sen bunu bir adım daha ileriye taşıdın. Çok yakın bir tarihte de yatırımcılar aldın şirketine. Bu çok güzel ve önemli bir adım açıkçası. Ben önümüzdeki dönemde bu yatırımcıların ve yatırımların da artacağını tahmin ediyorum. Ne yapmak istiyorsun bundan sonraki dönemde? Yani bu siyer nerelere gidecek? Kendini nerede görüyorsun ve şirketini? Aslında başlangıç hani birazcık hani hayalperest oluyor. Hani ama mutlaka o da olmak zorunda. Ve gerçekten sermayemiz de yoktu bu arada. Ailem bana her zaman çok destekti. Okul hayatım boyunca da destekti. Ben bir şey yapmak istemiyorum desem de desteklerdi. Ama onlardan bunu görüyor olmak çok büyük bir motivasyon. Çünkü her zaman bir özgürlük alanı bıraktılar bana. Ben bunu bu yoldan değil şu yoldan yapacağım. Çünkü mesela girişimde de öyle. Neden sen o yolu seçtin? Yani bu daha mantıklı olsa onu bugüne kadar yaparlardı diye de çok konuşmalıydı. Geçirdik biz. Ama bence hani başarıya ya da yapılmamışa götüren şey bu değil. En azından hani kısa bir tecrübem olsa da yani hayatımda bunu görebildiğimi düşünüyorum. Benim bir fikrim var ve ben bu işi geliştirebilirim. Planlarını yaptığım zaman tabii o zamanlar bir business run etmek hiçbir fikrim yok. Ailemle ve onun çevresleriyle görüştüm. Okey biz sana inanıyoruz yaparsın diyen insanlar çıktı ve bu da çok büyük bir adımdı. Daha sonra şunlarla karşılaştım. Hayır, her zaman böyle akmayacak. O noktada benim için aslında yatırım, girişimcilik, bunlar nasıl olur, nasıl ilerler? Şimdi biz biliyoruz, Siyel çok güzel yerlere gelecek diyorum mesela. Hı hı. Ama güzeli tanımlama vizyonu yok henüz. Yol içinde şunları öğreniyoruz mesela. Yatırımcıları almak, yatırımcıları nasıl canlı tutarız? İkinci turlar, pre-seedler, seri A'lar, buralarda nerelere gidebiliriz? Bunları görmeye başladığım zaman artık Siyel benim gözümde etki ve inovasyon imparatorluğuna dönüştü yani. Sektör bazında düşünürsek de kozmetik, gıda ve ilaç. Zaten asla belli bir noktadan sonra şekil değiştiremeyecek sektörler. Mutlaka değişecek, evrilecek, birleşecektir. Ama çok büyük bir değişime ya da bitişe uğramayacağını düşünüyorum. Üstelik geliştirilmeye o kadar çok açık ki farkında değiliz hatta. Ve Siyel'in bu noktada odaklandığı şey etki ve inovasyon. Kozmetikten başlayıp ilaca gitme yolculuğunda neden bunu isteyelim ki sonuçta? Hani ilaçta da oturmuş bir sistem, Ar-Ge, yatırım bunların hepsi mevcut ve gelişiyor da. Ama mesela biz pandemide şöyle bir şey yaşadık. Aşılarda kullanılan bir ham madde üretimde yetersiz kaldı. Ve bir kozmetik firması tamamen üretimini kozmetiğe durdurdu. Ve sadece ürün geliştirmeye, proses geliştirmeye başladı aşılar için. Bu geçen bir yılın kaybını düşünebiliyor musunuz yani pandemi döneminde? Aslında ileride bunun çözümü olan firma Siyel olabilir mesela. Bizim aslında istediğimiz şey bu ve böyle anılmak. Tabii hedefler büyük. Sadece tesisleşmek gibi sınırlandırmak hiç istemiyorum. İçinde olup açığı görmek de çok çok başka bir şey. Dünya da başka yere gidiyor. Evet, ilaca, kozmetiğe her zaman ihtiyacımız olacaktır. Ama bunun zaman içinde şekillendiren firmalardan biri de olacağızdır yani. Neden olmasın? Evet. Her dinlediğimde çok heyecanlanıyorum seni dinledikçe. Uzun uzun sohbet etme fırsatımız da olduğu için. Çok güzel. Bizim gerçekten senin gibi işini tutkuyla yapan, genç, icat çıkaran, yarışmanın da jargonuydu bu sanırım değil mi? İcat çıkaran kadın girişimcilere çok ihtiyacımız var. Biz KPMG olarak da bu süreçte senin yanında olmayı çok önemsiyoruz açıkçası. Bu projenin çok güzel yerlere geleceğini, başarılarına başarı kaçacağını da inanıyoruz. Birlikte gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim aslında. Bugün KPMG'nin stüdyosunda bunları konuşuyor olmak benim için en büyük tanımlardan biri aslında. Çünkü böyle bir şey başında hayal edilmiyor gerçekten. Senin inandığın şeyi başkalarının yakalamış ve en az senin kadar inanıyor olması gurur verici. Bunlar en büyük motivasyon. İşte böyle olunca ilerliyor bence insan. Çok güzel. Bence karşılıklı katma değerli birlikteliğimiz devam edecek diye teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Çok teşekkür ederiz bugün bize konuk olduğun için. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. İyi günler.